Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Tüm Genel Sekreterim, siz de birkaç cümle kuracak mısınız acaba bize? Evet, birkaç cümle kuracağım. Çok teşekkür ederim. Hatta azaltabilirim, ikiye değindirebilirim. Yok, ben de birkaç cümle söyleyeceğim. Sevgili başkanla iletişimimiz lazım. Konuşmam biter bitmez ayrılmak zorunda, öncelikle ifade edeyim. Sayın Divan, değerli başkanlar, değerli meslektaşlar, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii ben meslek konusuna girmeyeceğim müsaadenizle ama birkaç şeyin altını çizeceğim. Özellikle Erol Başkan'ın ifadesi, derneklerin bizde çok özel bir yeri var. Şimdi Emine deyince kimler aklıma geliyor? Rahmet tanıcağım Sırra geliyor, Sabri Tümer geliyor. Meslek yasası çıktığında Yeşil Ev'de muhteşem bir kokteyl veren Eminönü aklıma geliyor. Her şubemizin kendine göre bir özelliği var. Bugün Beyoğlu'nun ilk odanın ev sahipliğini yaptığı yer olduğunu anlatırken Eminönü'nde böyle özel bir yeri var. Şimdi tabii ben sayılara bakmıyorum arkadaşlar. Fakat derneklerin misyonunu gözden geçirmemiz lazım. Gittiğim her yerde bunu anlatacağım. Özellikle derneklerimiz kendilerine oda ve birlik yeri koymadığı sürece işi kolay. Nedir? Odanın yapacağı işleri üstlenmeyin arkadaşlar. Eğitim zaten oda yapıyor. Öyle mi? Seminerde, yayında markayız yani. Bunları tekrar tekrar yapmaya gerek yok. Ama ne olur? Sayılar az da olsa bu derneklerde düşünce toplantısı olabilir, proje toplantısı olabilir, gelecek değerlendirilebilir. Ben buraya geldiğim zaman kaç yıl ölüp ayrılmak gibi bir misyon olması lazım. Dernek genel kurulu tamamlansın, tüm şube başkanlarıyla, Erol Başkan'la bu konuyu konuştuk. Yeni bir misyonu bu derneklere üstlenmesi gerektiği olduğunu düşünüyorum. Şimdi sevgili Nusret nerede? Burada. Yani Nusret, bu enflasyon düzeltmesini nasıl camia değerlendiriyor sordum. Demişler ki bir şöpheler odası kadar olamamışız. Onlar kontak kapattılar ya. Ben de buradan sesleniyorum. Gelin bu gece veya 13'ü son günü var mısınız? Geçici verici bir anlamını vermedim arkadaşlar. Var mısınız? Veya ne varsınız ya? İş uygulama geldiği zaman başta kimse yerine bekliyor. Lütfen yani. Yani sevgili baş, böyle bir iş yapıyorsunuz ki. O kontak, o arabanın anahtarı şoföre ait. O kapatır. Ama sen başkasının silahıyla oturup beyannameyi gönder mülküsüne sahip değilsin. Gerçekçi olur mu arkadaş? Öyle mi? Cezalar ortada. Şimdi neyi düşünüyorsunuz? Damga vergisi ödeyecek miyiz, ödemeyecek miyiz konusunu konuşuyoruz. Doğru mu arkadaşlar? O yüzden biraz gerçekçi olalım. Sözü de uzatmayacağım. Önemsediğim bir konuyla sözümü bitireceğim. Ya bu süreçte çok yakından takip ettik. 120 sayfa enflasyon düzeltmesiyle ilgili arkadaşlar elimizde bir doküman var. 120 sayfa. Bakanlığa verilen yazılar, ilgili yer aktarılan yazılar, basın konuşmaları, gazetede verilen tam 120 sayfa. Psikolojisi bozulmuş camiye var arkadaşlar. Bu gerçeği görelim. Hala ne yapacağımızı bilemiyoruz farkındaysanız. Ama biz başka açıdan bakıyoruz konuya. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bunu hep kürsülerden anlatıyorum. Defter tutma kalkınca ne yapacak bu cami ya? 60.000 ofis var arkadaşlar. 60.000 ofis. 60.000 ofisin en az 55.000'i hayatını defter tutmaktan elde ediyor. Ben düşünmek bile istemiyorum. Ama biz düşünüyoruz. Kusura bakmayın. Birileri oturduğu yerden eleştirmesini çok güzel beceriyor. Ama bizim bu odayı kuranlar olarak ki bugüne gelişimizde hemen altını çizeyim. Derneklerimizin çok özel bir katkısı olmuştur. O günkü dernek yönünde olan insanlar oda yönetimini kurdular ve odaları bugüne kadar getirdiler. Arkadaşlar kara kara biz bunu düşünüyoruz. Defter atma kalkınca camiye ne yapacak? Dükkanı mı kapatacaksınız? İşi mi bırakacaksınız? Neler yaptıklarımız ortada. Biz yatağa yattığımız zaman başımız dik, alnımız açık. Doğru şeyler yaptığımızı inanıyoruz. Ama biraz da camianın desteğine ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
kısa konuşacağımı ifade ettim. 200 kelime geçtim sevgili Sabri Kemal için. Özür diliyorum. Mustafa abi diyorum ben ona. Biraz durgun, biraz yorgun, canı sıkın bazı şeyler. Önemli değil. Geçer bunlar Mustafa abicim. Yüreğimiz her zaman yeşermeye devam etsin. Katkılarına çok teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Burada dernek, oda ve birlikler olarak uyum içerisinde ne yapacağımızı bilersek, yine bir yolda söyledim, topluma negatif enerji değil, pozitif enerji verdiğimiz sürece gelecek güzel olacak diyorum. Sevgiler, saygılar.